Selam. Loki hız kesmeden kaldığı yerden devam ediyor ve biz de ikinci bölümde neler olmuş onlardan bahsediyoruz. Bu bölüm bazı şeylerle resmi olarak tanıştık ve şüpheye düştük. Şimdi videoya geçelim. Siz de o sırada beğenip abone olmayı unutmayın. 1985 yılında dizi başlıyor ve aranan varyantın yani diğer Loki'nin ortalığı karıştırmasına şahit olduktan sonra bizim Loki'nin resmi olarak bir ofis çalışanı olduğunu görüyoruz. Üzerinde her ne kadar kocaman harflerle varyant yazsa da Mobius'un ısrarları sonucunda TVA'de resmi olarak görev alıyor. Varyant Loki'nin hareketleri TVA tarafından takip edilemiyor. Bu kadar kargaşa yaratıp rahatça takılabilmesinin sebebi de tam olarak bu. Ama neden hareketlerinin takip edilemediğini bir türlü bulamıyorlar. Loki'nin ofisteki saat görünümlü hologramla ders kaydı niteliğinde eğitimlere girip umursamaması ve onunla uğraşması çok keyifliydi. Loki'yi ilk kez bu kadar insansı ve neşeli gördük. Hatta bu duruma Mobius bile şaşırdı. Loki'nin buradaki sorunlarından birisi diğer Loki'nin ondan daha iyi olabilme ihtimali. Çünkü bildiğiniz gibi kendisi kibir ve fesatlık tanrısı. Bu sebepten kimse Loki'ye güvenmiyor. Kendisinin manipülasyon ustası olduğunu biliyoruz. Ancak oklar kendine çevrildiğinde Mobius'un dediği gibi küçük bir çocuk oluyor. Bu bölümde Mobius birazcık şüphelendirdi bizi çünkü söylemleri ve Loki'yi sürekli göz ardı edişi bir tuhaftı. Üstelik zamanın koruyucularının varlığını da biraz şaibeli hale getiren tavırları vardı. Loki'nin diğer Loki'ye zaman kazandırmak için askerleri oyalamasından sonra artık daha fazla dosya işiyle uğraşması gerekiyor. Bu dosya işlerinde fark ettiği detaylar sayesinde kendisini Mobius'a başarısız metaforlarla olayı anlatırken görüyoruz. Gerçekten de dediği gibi aranan Loki kıyametlerde saklanıyor. Asgard'ın Ragnarok'la tamamen yok olması üzerinden örneklendirerek Kıyametin öncesinde ne yaparsan yap sonunu değiştiremeyeceğin için zamanda çatlaklar oluşturmuyor ve ileriye dönük paralel evrenler yaratmıyor. Sırf bunu kanıtlamak için Pompei'ye gidip Vezu yanardağı patlamadan öncesine gidiyorlar. Dikkatimizi çeken başka bir şey ise bu zamana kadar TVA bir sürü Loki ile uğraşmış, her birinin yetenekleri ufak da olsa farklılıklar göstermiş. Fiziksel olarak da benzerlikler varmış. Ancak her şeyi gören, duyan, bilen TVA Luki'nin yeteneklerinin tam olarak ne olduğuna dair bilgi sahibi değil. Hatta Luki güçleri arasındaki farklılığı kendisi açıklıyor. Luki'nin teorileri kanıtlandıktan sonra bir saha görevine gidebilmesi için daha önceki yargıcı ikna ediyorlar. Şimdi ise diğer Luki'nin hangi kıyamette olduğunu bulmaları gerekiyor. İlk bölümde hatırlarsanız şeytana tapıldığını düşündüğümüz bir kilise vardı ve o kilisedeki çocuktan Mobius o zamana ait olmayan bir şekerleme paketi almıştı onu göz önünde bulundurarak üretimde olduğu tarihler arasındaki kıyamete gitmeleri gerektiğini fark ediyorlar. 2050 yılında gerçekleşen hava olaylarından kaynaklı bir kıyamet ve çok büyük bir markete gidiyorlar. Aranan Loki'miz de bu marketin içerisinde olan biten her şeyi kameralardan izliyor. Kendisini en başta göstermese de yeteneklerini kullanarak insanlar arasında bedenden bedene geçiyor. Herkes ayrı düştüğünde Loki onunla konuşmaktan kendini alamıyor ve köşeye sıkışıyor. Beraber çalışmak istediği diğer Loki kendisinin ondan daha zeki olduğunu da belirterek bizim Loki'yi bir güzel pataklıyor. Aranan Loki en sonunda kendini gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi Lady Loki'yi sonunda gördük. Muhtemelen bu zamana kadar uğraşılan tüm Loki'ler arasında tek kadın Loki kendisiydi. Bu zamana kadar saldırdığı tüm evrenlerde onu durdurmaya gelen askerlerden zaman sayıcı denen aletlerden çalmış ve en son bu kıyamette hepsini birden devreye sokmuş. Asıl amacı da tüm bu sayaçları programladığı bölgelere gönderip oradaki zamanları sıfırlamak ve aynı anda birden fazla yeni paralel evren oluşturmak. Planını uyguladıktan sonra açtığı geçitten geçiyor ve Loki onu takip ediyor. Loki şu an resmi olarak TV'ye iğaret etmiş gibi görünüyor. Bir süre ilerleyen bölümlerde bu durumu göreceğiz. Bu kadar yeni paralel evreni toparlayabileceklerini düşünmüyoruz çünkü bu dizi Doctor Strange'in ikinci filmine bağlanıyor direkt olarak hem de. Doctor Strange paralel evrenleri normale çevirmek için uğraşacak. Yani bu kargaşayı tamamen çözmemeleri gerekiyor. Loki TVA'de kendi zamanının sonunu değiştirmek için zaman koruyucularıyla görüşmek istiyordu ancak Mobius bunun mümkün olduğunu söylese de kendisi bile daha önce onlarla hiç karşı karşıya gelmemiş. Yargısı olan konuşmalarından da bunu anlıyoruz zaten. Kafalarda soru işaretleri de yok değil. Zaman koruyucuları ya çoktan yok olduysa ve kendi kurdukları düzeni bunu saklayarak devam ettiriyorlarsa diye düşündük. Tabi bu sadece bir teori. Dizideki ayrı bir detay ise uğruna bir sürü kişinin öldüğü sonsuzluk taşlarının burada hiçbir işe yaramıyor olması. Bir sürü taş var ve hepsi çakıl taşından değersizler. Bölüm başında zaman muhafızlarıyla konuşmaya çalışan kadın ise WandaVision'dan tanıdığımız Agatha Harkness'in daha genç haline aşırı benziyordu. Yine de tam olarak emin değiliz. Sadece benzerlik olabilir ancak çizgi romanda Loki ve Agatha arasında bir sürü olayın yaşandığını biliyoruz. İlerleyen bölümlerde merakla bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İleride olabilecekleriyle ilgili teorileriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.